Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti'nin kapatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Önemliydi o açıklamalar. Partinin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi efendim. Ayrıntıları merak ediyoruz haliyle. Onun için de TV100 muhabiri Gül Gündüz'e gideceğiz şu anda. Gül, bu konunun detayları ne? Senden dinleyelim mi? Evet Oyeçebi, aslında dün resepsiyonda da sorulmuştu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a. Bugünse çocuk hakları hukuku paneli vardı ve orada da yine benzer soru soruldu. Devlet Bahçeli'nin de bir çağrısı vardı DEM Partisi'nin kapatılmasına dair. İşte o çağrıya yine aynı zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir kez daha yanıt verdi. Dedi ki demokratik hukuk devletinde şiddet olmaz ve şiddeti suç sayar uluslararası sözleşmeleri hatırlattı bir kez daha. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hatırlattı ve dedi ki eğer terör teşvik ediliyorsa demokratik hukuk devleti de gerekeni yapar, müdahalesini eder. Demokratik hukuk devleti devletlerinde hiçbir zaman teröre müsaade edilmez dedi. Aralarına mesafe koymayanlarsa şimdi bu noktada da yine anayasa devreye girer diye bir kez daha hatırlattı. Şehitler verdik dedi. Şehitler verdik. Bu yüzden de taviz vermeyeceğiz diye bir kez daha tekrarladı. Demokratik siyaset yapılabilir anayasa çerçevesinde. Milletin de aynı zamanda verdiği oylarla kazananlar şimdi aynı zamanda da yine o haklar, yine anayasa kapsamında, o haklar kapsamında da gerekeni yapmalılar dedi. Bu yüzden de terörle aralarına mesafe koymaları gerektiği yönünde bir kez daha aslında DEM Parti'ye işaret etti. Özgürce siyasetinizi yapın dedi net olarak. Millet size hizmet etmek için, sizden hizmet görmek için oy veriyor dedi. Ve açıklamalarda bulunursanız eğer teröre dair de bu anlamda açıklamalarda bulunursanız, bir politika geliştirirseniz de demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez diye tekrarladı. Kararlıyız dedi Adalet Bakanı açıklamasında ve mücadele edeceğiz dedi. Demokratik hukuk devletinde anayasa var. Bu yüzden de biz de anayasayla, anayasanın gerektirdiği hallerle müdahale ederiz diye bir kez daha tekrarladı ama şunun altını çizdi. Sonuna kadar ifade özgürlüğüne varız dedi ama onun da bir sınırı var dedi. İşte o sınırı da açıkladı. Ülkenin bölünmez bütünlüğü dedi ve bir de yaşam hakkı. Eğer bu ikisi ihlal edildiği bir durum varsa işte o zaman özgürlük de ortada olmaz dedi. İfade özgürlüğünü bu anlamda da nitelendirdi. Bir yandan da aslında Diyarbakır'daki tutuklamaya dair de konuştu bakan. Adli soruşturmanın hala devam ettiğini söyledi. Biliyorsunuz hem gözaltı, peşinden de kısa sürede bir tutuklama gerçekleşmişti. O bayrak kaldırma sürecinde bayrağı kaldırmak ya da indirmek bunlar hassas konular dedi bakan ve birlik ve beraberliğe işaret etti. İşte bunun bozulması durumunda da aynı zamanda bir kez daha gerekeni yaparız dedi. Milletin sinir uçlarıyla oynanmaması gerektiğinin altını çizdi. Milletten aldığınız yetkiyi anayasa çerçevesinde kullanın diye bir kez daha tekrarladı. Şu soruldu Oyeçebi, bunu da aktaralım. DEM Parti'nin kapatılması sürecinde Yargıtay'ın da aynı zamanda bir dava açması gerekiyor. Açabilir mi diye soruldu aynı zamanda Yılmaz Tunç'u. Ve Yılmaz Tunç da dedi ki kapatma davaları var. Yine önceden HDP sürecini hatırlattı. Açılan davalar var dedi. Devam eden davalar var dedi. Ve eğer ki aynı yolu da DEM Parti izlerse yine aynı muameleyle karşılaşır diye bu cümleyi kullandı. Milletten aldığınız yetkiyi millet için kullanın dedi. 78 belediyeyi hatırlattı. Belediyeler kanununda da var. Yasal mevzuat çerçevesinde eğer terör destekleniyorsa, eğer ki belediyelerin gelirleri teröre gidiyorsa işte bu yüzden de tam da bu noktada müdahale ederiz dedi. Kayyumu kim ister diye tekrarladı aslında. Kayyumu elbette ki istenmez, kim ister dedi. Ama eğer ki ödenekler millet yerine, hizmet yerine millet düşmanlarına aktarılıyorsa, eğer böyle bir gayret içinde de olunuyorsa kanunlar çerçevesinde gereken yetki kullanılır diye bir kez daha belirtti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Peki Gül, çok teşekkür ediyoruz bu önemli bilgileri bizimle paylaştığın için.